Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evde olan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayacağımız bir tarifim var sizlere. inanın tadına doyamayacaksınız. Yumuşacık hamuru üzerindeki böyle peynirlerle beraber muhteşem olduğu soğuduğu zaman bile inanın lezzetini koruyor. Ne mi hazırlayacağız? Pide hazırlayacağız sizlerle beraber. Böyle Ramazan pidesi tadında peynirli pide. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Hamurunu hazırlamakla işe başlayalım. Yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık sütü aldıktan sonra çırpma teli ile güzelce karıştırıyoruz. Ve mayamızın aktif hale gelmesi için bir 10 dakika bekleyeceğiz. Evet mayamız bakın aktif hale geldi. Şimdi üzerine eritmiş olduğumuz tereyağını bir tane yumurtayı alıyoruz ve tekrar çırpma teli ile güzelce karıştıralım. Son olarak üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ve unumuzu alıyoruz ve yoğurmaya başlayalım. Yumuşak bir hamur olacak. Yalnız ilk başta elimiz yapıştığını göreceksiniz ama kesinlikle lütfen üzerine un eklemeyin. Yoğurmaya devam edelim ve böylece hamurumuzun kıvam aldığını göreceksiniz. Toplam iki buçuk su bardağı un kullandım, ama tabii ki yumurtanızın büyüklük küçüklüğüne ve ununuzun kalitesine göre az da olsa değişiklik olabilir. Evet, hamurumuz artık ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir kıvama geldi. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve yaklaşık olarak 45 dakika mayalanması için bekleteceğiz. Peynir olarak mozzarella kullanacağım. Lezzetini çok seviyorum. Öncelikle ince dilimler halinde kesiyorum ve daha sonra yine şeritlere keseceğim ince şeritlere yine aynı şekilde 250 gram kadar mozzarella peynir kullanıyorum Mozzarella peynir yerine herhangi eriyen bir peynir de kullanabilirsiniz kaşar peynir de olur evet peynirlerimizi dildikten sonra şimdi pidemizin üzerine süreceğimiz tabakayı hemen hazırlayalım elimde 50 gram tereyağı var tereyağının üzerine yarım tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı kadar sarımsak tozu ve 2 yemek kaşığı Kuru yeşil soğan kullandım ama eğer elinizde taze soğan varsa ince bir şekilde doğrayıp üzerine koyabilirsiniz. Evet kaşıkta güzelce yedirelim hepsini birbirine. Evet 45 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağım olacak. Şöyle ellerimi yağlıyorum ve hamurun üzerine dokunup böylece 1-2 dakika yoğuracağım. İçerisinde varsa hava kabarcıkları böylece çıkmış olacak. Hamurumuz da hazır. Şimdi pidemizi yapmaya başlayabiliriz. Yağlı kağıt seriyorum tepsimin üzerine ve hamurumu üzerine bırakıyorum. Ellerimi yine yağlayacağım ve parmak uçlarımla bastırarak hamurumuzu büyüteceğiz. Hamuru büyütebildiğiniz kadar büyütün. Yaklaşık yarım santim kalınlığı yeterli olacaktır. Çok da fazla ince olmasın lütfen. Biraz daha böyle dediğim gibi ekmek tadında olacak. Yeteri kadar incelttik. Şimdi bıçakla çizikler atacağız. Eline ve boyuna iki parmak kalınlığı bizim için yeterli. Bu attığımız çiziklerin içine peynir yerleştireceğiz. Gerçekten muhteşem bir görüntü çıkacak ortaya. Evet şimdi kestikten sonra yani daha doğrusu çizik attıktan sonra üzerine yumurta akı sürüyoruz. Hemen şunu da belirtmek isterim. Yumurta akının tamamını sürmedim. Yettiği kadarını sürdüm. Şimdi üzerine hazırlamış oldum tereyağlı böyle yeşil soğanlı malzeme üzerine sürüyorum gerçekten bu apay bir lezzet verecek pidemize tereyağlı karışımı üzerine sürdükten sonra e, kesmiş olduğum yerler ister istemez belirsizleşti tekrardan böyle bıçakla üzerinden çizikler atarak belirginleştirelim şimdi sıra geldi peynirleri yerleştirmeye bu kesmiş olduğumuz yani çizik atmış olduğumuz yerlere peynirleri yavaşça batırıyoruz. Çok fazla batırmayın ki hamur yırtılmasın. E hafif böyle içerisine girmesi yeterli. Vermiş olduğum bu ölçülerden sadece bir tane pidemiz oluyor ama ölçüleri arttırarak daha fazla pide elde etmiş olacaksınız. Evet bakın peynirleri üzerine yerleştirdik. Son olarak böyle e, karabiber üzerine serpiyorum. pidemiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 200-220 derecelik fırında pişireceğiz. Yaklaşık olarak 20-25 dakika ama tabii ki pişme süresi fırından fırına değişebilir. Lütfen bu nedenle kontrollü bir şekilde pişirelim. Peynir erimeye başladı. Hemen fırının kapağını açıp size daha ya yakından göstermek istedim. Evet bir süre sonra bakın görmüş olduğunuz şekilde tamamen peynir eriyor. Ve Altıda üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi kesmiş olduğum çizikler tamamen kayboldu ama hiç telaş etmeyin. Fırından böyle çıkarma esnasında bıçakla peynirlerin bulunmuş olduğu kısımlara dokundurduğunuz zaman hemen görmüş olduğunuz bu formu alacak. Altıda üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Pidemi fırından aldım ve daha yakından da göstereceğim sizlere. yumuşacık böyle sünger gibi olduğu hamuru evet hemen böyle bir dilimini koparıyorum. Ekmeği oldukça yumuşak oldu. Pofidik pofidik arkadaşlar. Böyle içerisindeki o peyniriyle tadı muhteşem. Şöyle diyeyim size üzerinden saatler geçsin. Yine aynı şekilde yumuşaklığını tazeliğini koruyor. Bir bayatlama söz konusu değil. Peynir hani artık donduğu halde dahi inanın lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Kahvaltı saatlerinize, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayacağınız bir tarif hepinize tavsiye ederim. Bizler çok sevdik. İnşallah sizler de denip memnun kalırsınız. Ki inanıyorum ki gerçekten çok sevip tarif defterinizde yerini alacak. Evet deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.